Mavi Marmara bir vicdan ayaklanmasını temsil ediyor. Zulme karşı bir vicdan ayaklanmasını. Fakat İsrail vicdanın V'sinden habersiz olduğu için, bundan nasipsiz olduğu için Mavi Marmara'yı terör gemisi olarak niteliyor. Diyor ki işte bu gemide bulunanlar gemiye çıkan İsrail askerlerine silahlı mukavemette bulundular. Onları öldürmeye kalktılar. İsrail askerler de kendilerini savunmak için ateş açmak zorunda kaldılar ve sonuçta 9 kişi hayatını kaybetti. Böyle diyorlar. Fakat bu tezlerini veya bu iddialarını ispatlayacak olan, eğer haklı iseler, gazeteci materyallerine el koydu ve bunları hala da saklıyor. Ve dünyayla paylaşmıyor, dünya kamuoyuna göstermiyor. Gazetecilerin çektikleri fotoğraflar, televizyoncuların video kayıtları hepsine İsrail tarafından el konuldu. Çok az bir kısmı çeşitli yollarla İsrail'in elinden kaçırılabildi. Eğer İsrail sözünde haklı ise, doğru söylüyor ise bu görüntülere el koymamalıydı. Ve el koyduysa da bunları dünya kamuoyundan gizlememeliydi. Tam tersine bunları aşikar etmeliydi ama edemiyor. Çünkü o görüntüler bir vicdan ayaklanmasının belgeleridir. Ve sivil bir direnişin belgeleridir. Bu belgelere el koymakla ve gazetecilere terörist muamelesi yapmakla kalmadı İsrail. Aynı zamanda İHA'nın medya sorumlusu olan ve gemide de medya mensuplarıyla alakadar olan, onların bütün dertleriyle ilgilenen ve İHA adına bu eylemin, Mavi Marmara serüveninin kaydından da sorumlu olan, video kaydından da sorumlu olan Cevdet Kılıçdaroğlu kardeşimizi katlettiler. Allah şehadetini kabul etsin.